Baras ailelerinin bu kutlu günlerine, barış yemeğine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öncelikle programımıza sözlerin en güzeli, kelamların en güzeli olan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle inşallah başlamış olacağız. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا Abdülaziz düşmüş ben bu eğer el yersu mevulse bu sebep bu eleyse bir yersu ver cadım ya devam kena ona ve afine alin nas buna ya emirel mübni Allah bunu insanı af ikile düşmüş bana baş af neker bu halif emir alıyor uca gelonca bu müteaf kena ya devam kena buna inna Allah yuhibbul muhsinin bu Rab alem bun hol beki onun için ağda cini azat kıl. Gele cemaat, gele müminu. Yo misibet, are maddesi, bise cobe rabbiya. Rabbi alem, ise bu ümmeti Muhammed, körüne kharabira, mahavuza bekir, maçtı. Fakat, şuma inili, teşrik ima cemaat makul, teşrik ima toplatı makul. Allah Celle Celaluhu khair şumayız kabul bekir. Değerli kardeşlerim, bölgemizin adı sizler de biliyorsunuz, Poh bölgesidir. Şaban merkez olmak üzere Yelesen, Ortaköy, Aşağıköy, Çilis ve Metan'dan teşkil edilmekte. Aşağı yukarı bölgede, ilde, ülkede, il dışında ikamet eden aile sayılarımız 2500-3000'e yakın bir aileyiz. Nasıl ailesi? Aynı ailedir. Bizim bölgenin göz bebeğidir. Hepsini seviyoruz. Başta seyranızı olmak üzere, diğer kardeşlerimizi olmak üzere. Bu fırsatı bize tanıdıkları için huzurunuzda özellikle onlara çok teşekkür ediyorum. Allah bu kardeşliği daim eylesin. Cenab-ı Allah Hazretleri bir daha keder vermesin. Sözümü bitirmek istiyorum. Mevlana Hazretleri şöyle diyor. Yol uzun, hedef rıza, kalk heybeni hazırla, heybende hem ihlas olsun hem de vefa. İnşallah bu toplantımızda, bu barış yemeğinde ilen ebed hem ihlas olacak hem vefa olacak. Eskisinden daha güzel bir şekilde bu kardeşlerimiz zaten bir ailedir, yine aynı o şekilde devam edeceklerdir. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Yüce Rabbimizin çok hoşuna giden, çok razı olacağı bir iş yapıyorsunuz. Açık konuşayım mı? Bugüne kadar düşmanlık yaparken şeytan çok seviniyordu. Ama bu düşmanlığı kaldırıp bu kardeşliği tesis ettiğiniz andan itibaren Rabbimiz çok hoşnut ve razı olacaktır. Bizim savaşacağımız, mücadele edeceğimiz, kavga edeceğimiz bir tek düşman var. Onu da Rabbimiz söylüyor, ben değil. İnnehu lekum aduvvun mubin. Sizin apaçık düşmanınızdır o iblis şeytan. Ve la tettebi'u hutuvatiş şeytan. Sakın onun adımlarına uymayın. Onun yolundan gitmeyin, ona tabi olmayın. Barışı tesis etmede her kimin emeği varsa Allah ebeden razı olsun. Hakikaten çok teşekkür etmek lazım. Aynı zamanda sizler de nefislerinizi ayağınızın altına alıp Rabbimizin razı olacağı
böyle güzel bir işi yaptığınız için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim katında da mahşer yerinde de şahitlik edeceğim inşallah. Rabbim birliğinizi, beraberliğinizi, kardeşliğinizi daim eylesin. Araya bir daha kin, nifak, şeytan sokmasın inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Saygılarımı sunuyorum. Allah'ın rahmetine koşun. Genişliği, yer ile göğün genişliği gibi olan Allah'ın cennetine koşun. Ki o cennet muttakiler için hazırlanmıştır. Cennet Allah'tan korkan, Allah korkusu deyince kalbi, gönlü ürperen kimseler için hazırlanmıştır. Bizi sevindirdiniz ya barıştığınız için, Allah da sizleri sevindirir. Makamınızı cennet eylesin, âli eylesin. Cenab-ı Hak yar yardımcımız olsun. Dünümüz, bugünümüz, her günümüz böyle olsun, güzel olsun. Cenab-ı Hak birliğimizi, dirliğimizi, güzelliğimizi, kardeşliğimizi bereketlendirsin. Buna vesile ömrümüzü bereketlendirsin. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bugün gerçekten çok önemli bir gündemle toplanmış bulunuyoruz. Çok önemli bir gün. İnsan nefsi gereği bazen yanlışlar yapabiliyor. Yaratılışı gereği de Cenab-ı Allah'ın ona verdiği bir özellik var. Tövbe etmesidir. Bu anlamda gerçekten bu güzel toplantıyı tertip edenler, burada emeği geçenleri, bu kadar bu aileyi bu toplum huzurunda bir araya getirip barıştırmaya vesile olanlara, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biliyoruz ki kan davalarını kendi aileleri arasında örnek olabilmesi açısından sonlandırdığını biliyoruz. Bu gerçekten bizim için çok önemli bir gösterge. Onun yaptığı her bir davranış gerçekten hepimizin takip etmesi gereken, önemsemesi gereken bir durum. Bu anlamda onun bu örnek davranışı biz Müslümanlar olarak gerçekten bunu bundan sonra da takip ettirmeliyiz. Değerli misafirler, hata yapabiliriz. Önemli olan hatalarımızdan ders çıkarabilmek. Hataları büyütmeyip, bağışlayıp güzellikleri öne çıkarabilmeliyiz. Bu çok önemli. Bunun için eğer bir toplumda bir huzursuzluk varsa toplumun buna seyirci kalmaması gerekir. Muhakkak bir şekilde bir çaba göstermesi lazım. Bu anlamda bazen anlaşmazlıklar çıkabilir, insanlar hata yapabilir, yanlışlar yapabilir. Önemli olan bu hataları devam ettirmemek. Diğer aile fertlerine ve gelecek nesillere ve topluma bunu devretmemek. Bunun için hepimize çok önemli görevler düşüyor. Toplumda huzur çok önemli. Bu huzura hep beraber katkı sunacağız. Huzur, tabii ki birbirimizi sevmeden, birbirimize saygı göstermeden, o anlayışı, o hoşgörü ortaya koymadan da bu huzuru sağlamamız mümkün değil. Bunun için Allah'ın emrettiği, toplumun istediği gibi bizim hep beraber bu güzelliklere katkı sunmamız lazım. Hoşgörülü davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu değerli insan topluluğu her birine çok büyük emeği var. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Onların huzuru bizim huzurumuzdur. Toplumda eğer huzur yoksa, ailede huzur yoksa bu toplumda, kentte, şehirde her insana bu huzursuzluk sirayet eder. Bu anlamda emeği geçen, bu organizasyonu düzenleyen, buna katkı sunan herkese çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kardeşliğimizi ilerleme daim eylesin. Bir daha bölgemize, elimize, ülkemize olumsuz şeyleri vermesin inşallah. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Bu vesileyle sunucu kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Allah bizi huzurunda mahcup etme. Huzurunda mahcup olacağımız durumları düşünme. Huzurunda
eyle. Bizi şeytana uydurma, bizi nefsimize uydurma Allah'ım. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Biz küslük günlerimize sürgen çektik. Küslüğümüz günleri geride bıraktık. Biz kardeş olduk Allah'ım. Sen Kur'an-ı Kerim'de kardeş olun buyuruyorsun. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında ey Allah'ın kulları, babanız Adem'dir, o da topraktandır, öyleyse kardeş olun buyurdu. Biz de bu söze kulak verdik, kardeşliğimizi şu anda tescil ediyoruz şu toplantımızdan. Ya Rabbi sen bize yardım eyle ve bu toplantımızdaki niyetimizi kabul eyle, niyetimizi güzel eyle Allah'ım. Bizi...